Kıymetli dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Biraz hasta gibiyim ama inşallah bir şeyim kalmayacak. Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'in görevinden istifa ettiği açıklanmış. Muhtemelen bir teknik direktör gelecektir. O 5-10 maç içine batıracaktır. Kasımpaşa'yı sonra tekrar Kemal Özdeş gelecektir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de sakatlıklarda son durum çok çok soruluyor arkadaşlar. Yani Buna verilecek çok fazla cevabım var. Geçenlerde de sevgili Sercan Hamzooğlu bunlara cevap verdi ama Yine de şöyle bir toparlamak lazım. Birçok kişi Sercan Hamzooğlu'ndan değil benden duymak istiyor diye düşünüyorum. Öncelikle Fenerbahçe'nin şöyle bir olayı var arkadaşlar. Oynamayan futbolcuları Fenerbahçe hazırlıyor. Yani nasıl söyleyeyim size mesela Miha Zaits. yedekteyken yüklemeler yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela fizik yüklemesi, salon yüklemesi, kondisyon yüklemesi falan yapılıyor bunlar. Bu yüklemelerden sonra Hani ee, Nasıl diyeyim size? Bu yüklemeler Mesela Zaits yedek Vücut yükleniyor O arada da eğer o bölgedeki futbolcu sakatlanıp zaytsa iş düşerse vücut yorgun olduğu için daha çabuk sakatlanabiliyor. Böyle bir bilgiyi vereyim. Şimdi ben kısaca şunu söyleyeyim. BKO Ocak ayının ilk haftalarında dönmesini bekliyorlar. Ben tam aksine Aralık ayının ortasında takımla çalışmalara başlamasını bekliyorum. Bir BKO müjdesi vereyim. Serdar Aziz. Serdar Aziz'in şu anda 28 Kasım'dayız. Ee, ya şimdi hocam sen söyledin nazarın değdi diyeceksiniz. O yüzden demiyorum. Yakında dönecek diyeyim yakında dönecek arkadaşlar. Ciku. Şimdi Ciku bireysel çalışmalara zaten devam ediyor. Kadroya alınması bekleniyor ama Sivas maçında ben ilk 11'de oynayabileceği görüşündeyim. Bakın Sivas maçında oynaması için ben size bir şey söyleyeyim. Takımımızın Perşembe günü maçı var. Perşembe günü maçı olan bir takımın e, Pazar günü de maçı var. Cuma günü yurda dönüş yapıp ki maç Perşembe günü başlayıp Cuma gece 1'de bitecek. Hani uçak yolculuğuydu, oydu buydu. Gelmeleri çok uzun sürecek. Cuma takımla çalışma olmayacağı için yine bireysel olacaktır. Cumartesi takımla çalışma olacaktır. Ben cumartesiye kadar Ciku'yu bekleyin oynayabilir diyorum. Fred için de şunu söyleyeyim. Fred sakatlığını atlattı arkadaşlar. Güçlendirme çalışmaları yapıyor. Zaten idman fotoğraflarına da bakarsanız özellikle dünkü idman fotoğraflarına ne demek istediğimi çok rahat anlarsınız. Gerçi dünkü idmanda spoiler verilmemiş. Fred ve Ciko hiç paylaşılmamış ama Ciko salon çalışması yaptı. Fred de güçlendirme çalışması yaptı yine aynı şekilde. Hocam salon çalışması yaptığı için A takımla oynayamaz. Salon çalışması kas gruplarını geliştirmek için yani tam olarak hazır hale getirmek için arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani Fred için de Ciko için de aynı şeyi söyleyeceğim. Bir aksilik olmazsa ikisi de Sivas Spor maçında 11'de başlarlar başlayabilirler. BKO'nun bir azı var. Serdar Aziz için de dediğim gibi şoma azlık etmiş olmayacağım. O yüzden bir şey demiyorum. Joshua King zaten döndü. Gördünüz. Emre Mor döndü. Cengiz Ünder döndü. Ve herhangi bir sıkıntıları yok. Avrupa maçında Joshua King Cengiz Ünder oynayabilir. Bence çok da zamanlı bir Avrupa maçı oldu. Tam bu ikisinin oynayacağı maç diyebilirim arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu'nu çok soruyorlar hocam. O gün maçtan sekip ayrıldı diye. Herhangi bir sakatlığı yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. İrfancan Can Kahveci hocam o gün maçtan şöyle ayrıldı. İrfan Can'da herhangi bir sakatlığı yok. Bilginiz olsun. Hani e, çok soru geldiği için cevaplıyorum. Fenerbahçe parola paradan 9'da 9 diyor. Şimdi diğer branşlarla ilgili haber vermeyince arkadaşlarımız küsüyorlar. O yüzden o arkadaşlarımızdan özellikle beğeni rica ediyorum. Fenerbahçe parola para. Aksasik Orta Efeler Ligi'nin yani Voleybol Erkekler Ligi'nin 9. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi. E, ve 9'da 9 yaptı arkadaşlar. Yoluna kayıpsız devam ediyor. Aman böyle devam etsin. E, kendilerine buradan tebriklerimizi sunuyorum İrfancan Can Kahveci demişken İrfancan Can Kahveci'ye Rus ve Arap kulüplerinden kanca diyor. Hatırlarsanız e, günün ilk videosunda İrfan Can'la ilgili şeyleri paylaştım. Lütfen o videoyu bir kez daha izleyin. Eğer izlemediyseniz de mutlaka izleyin. Orada İrfancan Kahveci'ye dair çok net transfer ifadeleri var. Lütfen izleyin arkadaşlar. Şimdi Selahattin Baki'nin aslında geçenlerde bir açıklaması vardı Rus takımıyla ile ilgili. Hani bugüne kadar gelen teklif yok değerlendirmeye alacağız diye. Onunla ilgili de ben geçmiş videolarımda konuştum ama abone sayısı hızlı artan bir kanal olduğumuz için belki detayı atlamış, kaçırmış olabilirsiniz. Eee Rus kulüplerine bir teklif bekliyoruz. Çok ciddi bir teklif bekliyoruz. Ve Rus kulübünden gelecek teklifi de bir kulüpten bekliyoruz. O kulüp çünkü belki de ilgi mektubu göndermiştir. Ben burada konuşamıyorumdur. İrfancan için hayırlısı olsun. Fenerbahçe için de hayırlısı olsun. Hani ÇSK e, yani bir şeyleri da lüzumu yok. Takımın adını da bilmenin lüzumu yok arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? E, o yüzden beklemekte fayda var. Ama Arap kulüplerinin de ciddi bir e, isteği var arkadaşlar. İrfan Can'ın maşallah var. Çok güzel gidiyor. İnşallah yolun sonunda şampiyonluk kupasını birlikte kaldırırız. Fenerbahçe'nin hedefindeki Timo Werner'den transfer kararı. Werner'den karar gelmiş. Demiş ki Werner'liğin yumuşacık olsun. Werner'liğin mis gibi koksun demiş. Ben bunu söylediğim zaman bir kardeşimiz diyor ki, hocam diyor sen böyle espriler yaptığın zaman futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor diyor. Hadi inşallah. Vallahi sizi memnun edecek hadi inşallah. Ben transfer gündemindeki isimlerden olan Timo Werner. Transfer kararını verdi. Leipzig forması gen Werner'i kadrosuna katmak istiyordu. Yıldız futbolcuyla ilgilenen Fenerbahçe bu transferi gerçekleştiremedi. Ocak ayı için de hala vazgeçmiş durumda değil. Alman Santrafor hakkında Leipzig teknik direktörü konuşmuştu. Ayrılığına onay verdik demişti. şimdi ama ama şöyle bir durum var. Leipzig'den ayrılmak istemediği bilgilendirildi. Yani bu bilgi sosyal medyaya verildi. Crystal Palace, West Ham United ve Fulham ilgileniyor demiş. Bu sezonki performansı 20 milyon euro değeri var. 13 maçta 2 gol, 1 asist yapmış. 2026'ya kadar da sözleşmesi var. Şu Tuttgart altyapısına izleyen futbolcu 2016'da 23 milyon euroya Leipzig'e. 2020'de Chelsea Liverpool ile girdiği yarışı kazanıp 53 milyon euroya transfer etti. Ancak İngiliz kulübünde umduğunu bulamadı. 27 yaşında hücum oyuncusu. 2022'de 20 milyon euroya Leipzig'e geri döndü. 57 kez giydiği Almanya milli takım formasıyla da 24 gol atıp 6 asist yaptı. Şimdi valla şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir futbolcunun Avrupa'ya gittiğinde tutup tutmaması transfer için çok önemlidir. Şimdi Cengiz Ünder bizde şu an için tutmadı. Kabul. Ancak Avrupa takımları şunu düşünüyor. İtalya'da tuttu. Fransa'da tuttu. Demek ki burada bir sıkıntı var. Burada oynanan futbolda bir sıkıntı var diyebilir. Ama Werner için Almanya'da tuttu. İngiltere'ye gitti. Tutmadı. Tekrar geri geldi. Gene tutmadı. Tamam. Çöküş döneminde diyorlar. Hatırlayın biz bir eleman aldıydık. Neydi? Max Meyer. Max Meyer hani Almanların altın çocuğuydu. 20 milyon euroları falan rahatlıkla bulmuştu ve hani müthiş bir seviyeye gidiyordu. Altınlar öyle söz ettirecek bir seviyeye gidiyordu. Ancak bir düşüş ve düşüş ötesi düşüş. Yani düşüşün daha düşüşü. Ee, hani hatırlatmakta fayda var. Crystal Palace 18 milyon euro transfer market verisi varken gidiyor bedava şekilde. Tutunamıyor Köln'e. Oradan Fenerbahçe'ye tutunamıyor. Midland'a kiralık Midland'dan geliyor. Luzern'e yani İsviçre Ligi'ne gidiyor. İsviçre Ligi'nde de Hani tuttu bence. Çünkü 22 maç 6 gol 3 asist 1615 dakika İsviçre liginde tuttu. Ancak bu şu demek. Yani yüksek kapasiteli ligleri kaldıramadı demek. Ha! Werner için de bu durum söz konusu. Fenerbahçe alsa memnun kalır mısın? Tabii ki kalırım. Yani e, Fenerbahçe alsa niye memnun kalmayayım? Ama birincisi yolu buraya düşmez. İkincisi de ciddi paralar ister. Çünkü futbolcu kendini hani şey görmez. Kabul abi ya. Doğru. Ben de şimdi düşüşteyim yani. Yani eski benden eseri yok şimdi. Yani şimdi bir Chelsea'den aldığım 10 milyon euro vardı. Onun onda birini oynamıyorum. Siz de 1 milyon euro verin de oynayayım demez yani. Ben verilerim ulan der. Ben kendimi kanıtlamışım der. en azından bizim Türkiye'deki futbolcular öyle. Ha, takımlarda papazlar olur. Papazlar böyle yapar. Ulan ben kendimi kanıtlamışım. Sen kimsin falan yapar. Yani e, papaz verner de bunu yapacaktır. Fenerbahçe'den Scott McKenney çıkarması. Nottingham Forest forması giyen Scott McKenney için önümüzdeki hafta İngiltere'ye çıkarma yapacak 27 yaşındaki stoperle bir görüşme gerçekleştirecek. İsim çok havalı değil mi ya? Yani futbolcu ismi ya. Bizdeki ne? Kerem Akdürkoğlu. Gerçi dalga geç, geçmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu espriyi genellikle ben hep yapıyorum. Mert Hakan Yandaş mesela. Adama bak. Scott McKenney. Scott McKenney mesela bak. Yani dile ne kadar güzel uyuyor. Lan küfür yerine yapsam mesela. Ulan ben seni Scott McKinney falan desen. Karşıdaki de abi bir daha söyle. Ya futbolcunun ismi güzel olacak ya. Bir de bizim e, almak istediğimiz bir futbolcu vardı. Hatırlayanlar bilir. Scott McTominay. Bak ne güzel isim ya. Ya hani 7-24 birisi size bu ismi söylese hoşunuza gider ya Scott McTominay. O da yani Manchester United altın çağını yaşıyor. 10 e, maç, 13 maça çıkmış. 3 gol, 1 asist var. 809 dakikada. Yani Fenerbahçe talip olmasa futbolcu çöküşteydi. Fenerbahçe'nin talip olması futbolcuyu coşturdu. Bunların Galatasaray maçı var. Zannetmiyorum bunun gol atacağını da. Ulan bir de gol atıyormuş diyeceksiniz. Mustafa hocam sen lütfen. Neyse biz bu Scott McKenna'ya dönelim. 27 yaşında İskoç. 30 maçta İskoç milli takımın 2 golü var. 10 milyon euro transfer market değeri var. Ancak bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Siz de bilirsiniz ki bu arkadaş Premier Lig'de 5 maça çıkabilmiş. 417 dakika. Şimdi Nottingham Forest 2020 yılından Aberdeen'den almış. Yani İskoç ekibinden. Transfer market değeri 2 milyon euro iken almış. Hani ee, sol ayaklı bir stoper. Sol ayaklı stoperleri ben çok beklemiyorum açıkçası. Çünkü Cikun'un arkasını Osterwold'e doldurabilir ama Bekao'nun eee yere bence çok dolmaz. Olan bir taraftan da şey yapıyorum. Oyun oynuyorum da Spor'u 8-0 yeniyorum daha devam ediyor. E, FM 2024 8-0 hadi bir tane daha çakın şöyle güzel gidiyor. Biliyor musunuz bunu arkadaşlar? SM 2024 menajerlik oyunu 9 oldu. Haydi bir tane daha. Bir tane daha 10 olsun. Hadi çift tane de 10 oldu. Bir tane daha 10-0. İyi. Galatasaray 10-0. Şey, 10-0. Yenmiş olduk. Güzel bir oyun ama bağımlısı oluyorsunuz. Şimdi Beckham'ın sakatlanmasından aradan devre arasında stoper takviyesi yapmak istiyor. Hedefteki ismin Kenley olduğunu söylüyorlar. Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Kontratını da yenilemedi. Ve ayrılmayı düşünüyor. Çok güzel. Fenerbahçe yetkilileri hafta içinde İngiltere'ye çıkarmaya bir görüşme gerçekleştirecek diyor. Yani Fenerbahçe sadece 5 maça çıktı. Şöyle böyle falan filan. Arkadaşlar. Ben normalde bu kadar kısa kesmem. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çağlar Söğüncü ismini mutlaka ve mutlaka hafızanıza kazıyın. Bak Timo Werner olabilir. Lafım yok. Bak Timo Werner olabilir. Ancak tabii ki de sizler biliyorsunuz ki Batshuayi diye bir eleman var. Bu eleman oynama garantisiyle e, gidebilir. Ya açık konuşacağım. Üyelere konuştuğumun aynısını size de konuşacağım arkadaşlar. Sizin yabancınız, saklınız, gizliniz yok. Batshuayi bu hani Belçika takımlarının teklifi var, talebi var diyorduk ya. Batshuayi burada oynayacağını bilip milli takıma seçileceğini düşünerek gitme fikrinde. İstediği kadar herkes ben dahi İsmail Kartal'ın kendisi dahi Ali Koç dahi dese ki sezonu Ceko Batşuay'ı Umut Nair ile bitireceğiz dese de Nair nolamaz nimkansız bu külliyen yalan. At şu an gitme planı var. 10 milyon euroya gitme planı var. Fakat 10 milyona giderse bile diyelim gittim. Biz 5'ini kullanabileceğiz transferde bilginiz olsun. 5'i borçlara gidecek. Şimdi beşi de Timo Werner'e verir misin? Versen kabul ederler mi? Ya da 10 milyon euro atıyorum. Ücretsiz kiralama, 10 milyon euro opsiyon. Onu da iki taksitte desen işine gelir mi? Zaten Matsui'ye yıllık 3 milyon euro veriyorsun. Bu mantıkla hareket edersek bence olabilir bu bir. İkincisi Çağlar Soyuncu. Çağlar için biz birkaç sunum yaptık. Ücretsiz kiralama, yıllık ücretini Aston şey Atletico Madrid ödesin. Biz oynatalım diye. Birincisi bu, ikincisi bonservisini al gel Çağlar. Temelli bizim oyuncumuz ol. Biz sana sözleşmene çıkış maddesi koyarız. Gitmek istersen de gidersin dedik. E, hangisi olur? İnanın şu anda hiçbir olmaz gibi duruyor. Hani çağları bırakın bırakmıyorlar. Gidin gitmiyorlar. Şöyle yapın. Yani hiçbir şey yapmıyorlar. İki arada bir deredeyiz. Ama ben size e, harbi harbi söyleyeyim. Çağlar çok ciddi aşama kat edildi diyebilirim. Yani Timo Werner, şu ayı tabii ki bağlı. Bir de açık söyleyeyim Kurunic. Rade Kurunic olabilir. Söyüncü olabilir. Timo Werner olabilir. Kabul. Ancak Batshuayi'nin gitme koşulu bir. İkincisi Zaytsın gitme koşulu. Onu da belirteyim. Bu arada Lincoln Henrique takımla çalışmalara başladı. Şimdi takımla çalışmalara başladığı zaman Fenerbahçe orta sahaya bir isim arıyor. Doğru. Fenerbahçe 8'e bir isim alıyor. Ancak Lincoln beklenen gibi çıkarsa 8'e gerek kalır mı? Şu ekonomik koşullarda. İnşallah Lincoln neke çatır çatır iyileşir. Bak size bir şey söyleyeyim. Lincoln neke 4 tane zayitsedir. Onu da söyleyeyim. İnşallah iyileşir de neke izleriz. Scott McKenzie'yi de beklemiyorum açıkçası. Cicu'nun e, Afrika Uluslar Kupası mıydı tam olarak adı? Oraya gideceğini de düşünürsek Serdar Aziz iyileşecek o zamana. Herhangi bir sakatlık yaşamazsa. Samet Akaydın güven vermiyor. Kim ne derse desin. Samet Akaydın konusunda size bir bir şey söyleyeyim. Yani en çok destekleyen kişi benim Samet Akaydın'ı. Ama Samet Akaydın artık ciddi manada canlı bomba statüsünde oynamaya başladı. Yani Samet Akaydın'ı devre arasında 2-2.5'a iki, iki bir takıma gönderebiliriz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Adana Demirspor'a göndersek de oradaki Semih'i alsak desem ben yine aynı fikirdeyim. Adana Demirspor'dan ben futbolcu almam açıkçası. Çünkü olmuyor yani ya. Tutmuyor, etmiyor. Bunu da söylemiş olayım. Bu kadar bilginin verinin arasında da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Transfer çalışmaları başladı. Hocam iyi de sen böyle söylüyorsun ama İsmail Kartal transfer yapmayacağız gibi konuştu. Siz İsmail Kartal değil beni dinleyin arkadaşlar. Olur mu? Yani siz İsmail Kartal değil beni dinleyin. Teşekkürlerimi sunuyorum hepinize. Beğeniler şelale olsun. Kanala abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada eminim diyeceksiniz ki hocam kadronu bir göstersene merak ettik. Nasıl bir kadron var diye. Ben e, hani yaşlı futbolcuları sevmiyorum bana. Yaşlı futbolcular böyle FETÖ'cü gibi geliyor. Biraz daha gençlerden kurulu bir kadro kuruyorum ama biraz ekran net göstermedim ya. Yani Felix falan var. Böyle sabit tutabilir miyim? Yok. Yani şu, şu taktikle oynuyorum. Üçlü savunma. Bir tane orta saha. iki tane şey var. Ee, garip. Neyse bir ara ben bunu ekran görüntüsünü size şey yapayım paylaşayım merak ederseniz. Benim taktik çok güzel. Yani bildiğin yenilmezlik taktiği gibi bir taktik var. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, eğer istiyorsanız mutlaka bu videonun altına yorum yazın. Ben de topluluk kısmında paylaşayım. Vatana millete insanlara bir, insanlara bir faydamız olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.